Haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde özelliklerinin tamamı görülür deniliyor. Sıcaklık ortalaması yıl boyunca 20 derecenin üzerindedir. Isınan havanın yükselerek soğuması sonucunda oluşan konveksiyonel yağışlar görülür. Yıllık sıcaklık değişimi çok azdır deniliyor. Bu özellikler 1, 2, 3 numaralı bölgelerde görülmez. Buralar ılıman bölgelerdir. Sıcaklık kışın 20 derecenin altına düşer. 5 numaralı bölgede de yine sıcaklık kışın 20 derecenin altına düşer. Ve bu bölgeler kıyı bölgeler olmasından dolayı 1 ve 2 numaralı bölgede cephesel yağışlar yaygındır. Burada konveksiyonel yağışların yaygın olduğundan bahsetmiş. Ve orta kuşakta yıllık sıcaklık değişimleri fazladır. Fakat yıllık sıcaklık değişiminin çok az olduğu söylenmiş. Bunların hepsi ekvatoral iklim özellikleridir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada numaralandırılan taralı alanlar ile hangi iklim bölgesi gösterilmiştir deniliyor. Amerika'da Arizona çölü, Şili'de Atakama çölü, Afrika'da Büyük Sahra, Güney Afrika'da Kalahari çölü, Arabistan Yarımadası'nda Arabistan çölü, Orta Asya çölleri, Hindistan'da Tar çölü ve Victoria çölü, Avustralya'da Victoria çölleri gösterilmiş. Dolayısıyla çöl ikliminin dağılışı gösterilmiştir diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre KLM'nin bulunduğu yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur denilmiş. Kızılçam ormanlarının görüldüğü iklim sorulmuş. K'nin yerine Akdeniz gelmesi gerekir. Sert karasal iklimin bitki örtüsü sorulmuş. Tayga ormanları denilmesi gerekir. Savan bitki örtüsü hangi iklimde görülür denilmiş. O da subtropikal iklim olması gerekir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen iklim ve en yağışlı mevsim eşleştirmelerinden hangisi doğrudur denilmiş. Tundra ikliminde en fazla yağış yaz mevsiminde görülür. Okyanusal iklimde sonbahar-kış döneminde yağışlar fazladır. Step ikliminde ise en fazla yağışlar ilkbahar mevsimindedir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre taralı alanlarda görülen iklimler aşağıda verilen bölgelerin hangisinde de görülür denilmiş. Bir numaralı bölgede görülen iklim Akdeniz iklimidir. Akdeniz iklimi Güneybatı Avustralya'da görülür. Kuzey Afrika'da görülür. Güney Afrika'da görülür. Şili'de görülür. Dolayısıyla Akdeniz iklimi için hepsinde görülür diyebiliriz. 2 numaralı bölgede step iklimi görülür. Orta Asya'da görülür. Avustralya'da görülür. Orta Afrika'da görülmez. Kuzey Afrika'da görülür. Orta Asya'da görülür. Burada en önemli seçeneğimiz 3 numara olacak o zaman. 3 numaralı bölgede Karadeniz iklimi yani ılıman okyanus iklimi görülür. Ilıman okyanus iklimi Kuzey Afrika'da görülmez. Güneydoğu Asya'da görülmez. Doğu Avrupa'da görülmez. Orta Afrika'da görülmez. Sadece Batı Avrupa'da görülür. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Haritada verilen taralı alanların hangisi özelliklerinin tamamına sahiptir denilmiş. 150 güne yakın don olayı görülür. 3 numaralı bölgede don olayı çok nadiren görülen bir olaydır. 4 numaralı bölgede don olayı görülmez. 5 numaralı bölgede de nadiren donma olayları görülür. 1 numaralı bölgede donma olayı yıl boyunca görülür. Yani 150 gün değil 365 gün donma olayı görülür. 150 gün kadar denildiği için bu karasal iklime ait bir özelliktir. Bundan dolayı doğru cevabımız Sibirya'da bulunan 2 numaradır. B seçeneği doğrudur. Buna göre haritada verilen taralı alanlarda özelliklerinden hangileri ortaktır denilmiş. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler gösterilmiş. Doğal bitki örtüsü makidir. Kızılçam ormanlarıdır. Bitki örtüsü ortaktır. Yağışın yıl içerisinde aylara göre dağılışı denilmiş. Aylara göre dağılışı ortak değildir. Kuzey yarımkürede görülen Akdeniz iklimlerinde kış mevsimi olan Aralık, Ocak, Şubat ayları çok yağışlı geçerken Güney yarımküredeki Akdeniz iklimlerinde en fazla yağış yine kış dönemine denk gelen Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında görülür. Bundan dolayı yağışın aylara göre dağılışı benzer değildir. Zeytin ve turunçgil tarımının yapılabilmesi bunlar ortak özelliktir. Dolayısıyla 1 ve 3 ortaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde
bitki örtüsü diken ve kaktüslerden oluşur denilmiş. Bu durum çöl iklimine ait bir özelliktir. Bir numaralı bölgede çöl iklimi görülmez, iki de görülmez, üç de görülmez ve beş numaralı, dört numaralı bölgede çöl iklimi görülmez. Ama Avustralya'nın iç kesimlerinde Victoria Çölü vardır. Bundan dolayı bu bölgede çöl iklimi özellikleri görülür. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Karasal iklimin etkili olduğu bir bölgede bitkilerinden hangileri yaygın olarak bulunur denilmiş. Karaçam, çam türleri içerisinde çok yaygın olarak görülen bir türdür. Meşede geniş yapraklı ağaçlar içerisinde yayılışı en geniş olan türlerdendir. Karasal iklim bölgelerinde meşe ve karaçam yaygın olarak görülür. Fakat kızılçam sıcaklık isteği fazla olan bir türdür. Işık isteği fazla olan bir türdür. Bundan dolayı her yerde görülmez. Akdeniz iklim bölgelerine has bir bitki örtüsüdür. Keçi boynuzu maki türleri içerisinde yer alır. Yine ısı ve sıcaklık isteği fazla olan bir bitkidir. Işık isteği fazla olan bir bitkidir. Bundan dolayı Akdeniz iklim bölgelerinde yaygın olarak görülür. Karasal iklim bölgelerinde yaygın olarak görülenler sorulduğu için 1 ve 2 diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre Güneydoğu Asya'da farklı iklim özelliklerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır denilmiş. Normal şartlarda 30 derece enlemleri civarında çöller var. Fakat Güneydoğu Asya 30 derece enlemleri civarında olmasına rağmen burada çöl iklimi görülmüyor. Muson iklimi görülüyor. Bunun sebebi sorulmuş. Muson ikliminin oluşmasında en önemli sebeplerden bir tanesi Kara ve denizlerin farklı ısınmasıdır. Yani Asya ve güneyinde büyük bir su bulunması ve bu iki kütlenin birbirinden farklı ısınıyor olması muson rüzgarlarını ortaya çıkarmıştır. Muson rüzgarları yaz mevsiminde denizden nemli hava kütlelerini karaya taşıdığı için ve bol yağış getirdiği için burada çöl iklimi özellikleri görülmez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre grafikte verilen sıcaklık ve yağış değerlerinin aşağıda verilen ülkelerden hangisinde görülmesi daha zordur denilmiş. İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya bunlar Akdeniz havzasında yer alan ülkelerdir. Yaklaşık 30-40 derece enlemleri civarında bulunmasından dolayı bu bölgelerde kış sıcaklık değerleri yaklaşık 8-10 derece civarında, yaz sıcaklık değerleri de 28-30 derece civarındadır. Yani Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Fakat Almanya'nın bulunduğu yer daha yüksek enlemlerde olmasından dolayı burada sıcaklık değerleri daha düşüktür. Kış sıcaklık değerleri 2-3 dereceye kadar düşer ve her mevsim yağışlı bir iklim görülür. Bundan dolayı verilen sıcaklık ve yağış değerlerinin Almanya'da görülmesi daha zordur diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yalnızca grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? Haziran-Temmuz aylarında sıcaklığın yüksek olmasından dolayı Kuzey Yarımküre'de yer aldığı söylenebilir. Ortalama her ay yağış miktarının 60 mm olduğu düşünülürse 60'ı 12 ile çarptığınız zaman 720 mm yani 600 mm'nin biraz üzerinde bir yağış miktarının olduğu söylenebilir. Kış aylarında kar yağışı görülür denilmiş. Sıcaklığın eksi 10'lara kadar düşmesinden dolayı kış yağışlarının kar şeklinde olduğu söylenebilir. Yıllık sıcaklık ortalamasının düşük olmasında yükselti etkilidir denilmiş. Grafikte bununla ilgili bilgi yoktur. Bundan dolayı kesin olarak söylenemez. Geniş yapraklı ağaçların yetişmesi zordur. Sıcaklık değerlerinin eksi 10 derecelere kadar düşmesinden dolayı burada geniş yapraklı ağaçların yetişmesinin zor olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca yaz mevsiminde bile sıcaklık değerleri 20 dereceyi fazla aşmamıştır. Yani serin bir bölgedir. Bundan dolayı doğal bitki örtüsünün iğne yapraklı ağaçlardan oluşacağı söylenebilir. Bu bilgi de doğrudur. Fakat D seçeneğine kesin olarak ulaşılamaz. Bu nedenle D seçeneği doğrudur.